Hikemi Atayiye İbni Ataullah el İskenderi Şeyh Muhakkik İmam Ebul Fazl Ahmet bin Muhammed bin Abdülkerim bin Ataullah el İskenderiye buyurdu ki Hatalardan dolayı Allah Teala'nın rahmetinden ümidinin azalması amele itimat ve güvenin işaretidir. Allah Teala seni sebeplerle halk ettiği halde onlardan uzak durmanda nefsinin gizli bir şehveti vardır.'' Allah-u Teala'nın murat ettiği bazı sebeplerden uzak durmayı istemen senin yüce himmetten inişin demektir. Ne kadar tesir eden himmete kavuşulsa da kaderlerin surlarını aşamazlar. Nefsini tedbirden rahat tut. Senden başkasının sana yapacağını sen kendine yapamazsın. Sana verileceği kesin olunan da gayret etmen senden istenilen de kullukta ise gevşeklik göstermen kalp gözünün kör olmasının delilidir. Israrla talepte bulunduğun halde duanın kabulünün gecikmesinden ötürü bana icabet olunmadı diye umutsuzluğa, karamsarlığa düşme. Çünkü Allah Teala vereceğine kefil olmuştur. Ancak senin kendine seçtiğini değil, sana uygun olanı dilemiştir. Ve senin istediğin zamanda değil, kendi istediği zamanda sana verir.'' Zamanı belirlenmiş bile olsa verilen sözün baki olmaması seni şüpheye düşürmesin. Çünkü şüphe kalp gözünü zedeler ve sırrın nurunu söndürür. Sana marifet kapısı açılmış ise amelinin azlığını aldırma. Çünkü Allah Teala sana o kapıyı ancak kendisini tanıtmak için açmıştır. Bilmez misin ki marifet sebeplerini sana gönderen de O'dur. Amelleri ise O'na gönderen sensin.'' Senin ona gönderdiğin ibadet nerede? Onun sana gönderdikleri nerede? Allah Teala'dan gelen ilahi varidat hallerinin çeşitliliği sebebiyle amellerin cinsleri de değişir. Ameller ayaktaki suretler, heykellerdir. O heykellerin ruhları ise ihlas sırrının bulunmasıyladır. Vücudunu toprağa defnet. Çünkü toprağa gömülmeyen bir tohumun yeşerdiği görülmemiştir. Hem toprak ol hem de toprakla sırlan demektir. Haktan uzak tefekkür meydanına dalmak kadar kalbe faydalı bir şey yoktur. Nefis ve dünya arzuları bir kalbin aynasında izleyip takip ettiyse o kalp nasıl aydınlık verebilir? Nefsin şehvetlerine, arzularına bağlı kimse Allahu Teala'ya doğru nasıl yolculuk yapabilir? Gafletin cenabetinden yıkanmayan kimse Allah Teala'nın huzuruna nasıl çıkabilir? Günahlarından tövbe etmeyen kimse ince sırları öğrenebilir mi? Varlıkların hepsi karanlık yokluk içindeydi. Onu aydınlatan, var eden Hakk'ın zuhuru tecellisidir. Kim ki varlıkları görüp içinde veya yanında veya ondan evvel veya ondan sonra Allahu Teala'yı görmediyse o kimse ilahi nurları kaçırmıştır. Marifetin güneşi ile arasına varlıkların bulutu girmiştir. Allah-u Teala'nın kahhar sıfatının bir delili de odur ki beraberinde olmayan bir şeyle seni perdelemesidir. Her şeyi aşikarı ortaya çıkaran Allah Teala iken bir şeyin onu perdelemesi nasıl tasavvur edilsin? Her şeyden Allahu Teala zuhur ederken hangi şeyin onu perdelediği nasıl tasavvur edilsin? Her şeye en yakın Allahu Teala iken başkasının ona perde olması nasıl düşünürsün? Her şey onun bilinmesi için zuhur ederken başkasının ona perde olması düşünülebilir mi? Tek ve eşi olmayan Allahu Teala'ya herhangi bir varlığın hicab olması tasavvur edilebilir mi? Her şey için zahir iken herhangi bir şeyin onu perdelemesi nasıl düşünülsün? Eğer kainatı yaratmasaydı hiçbir şeyin var olma imkanı olmayacaktı yokluk özelliği olanın varlığın kendisi olana hicab olması tasavvur edilebilir mi? Allahu Teala'nın kısmet ettiği şeyin yanında başka bir şey araması, kişinin cahillikten hiçbir şey terk etmemesi demektir. Amelleri varlığı olmayan fani şeylere havale etmek nefsin sersemliğindendir. Seni bir halden çıkarıp başka bir hale koymasını ondan isteme. Çünkü o dilerse sen çıkmak istemesen de senin halini değiştirir. Salik'in himmeti keşfi olan makamda durmak istediğinde hakikat çağrıcıları istediğin ileridedir, devam et derler. Varlıkların zahirleri gözüne hoş göründüğünde ise onların hakikati bizler ancak birer fitneyiz, İnkar etme derler. Ondan istemen onu suçlamandır, onu istemen ondan gayip olmandır.'' Ondan başkasını talep etmen ise ona olan hayanın azlığındandır. Ondan başkasından istemen ondan uzak olduğun içindir. Alıp verdiğin her nefesin yoktur ki o nefeste Allah Teala'nın sende gerçekleştirdiği bir kader olmasın. Dünyadan kurtulmayı gözetleme. Çünkü bu bulunduğun mevkide Allahu Teala'yı murakabe etmeni engeller. Bu dünyada olduğum müddetçe keder ve derdinin olmasını garipseme. Çünkü dünyaya layık olan sıfat ve özellik onlardır. Başkası olmaz. Allahu Teala'nın yardımı ile istemiş olduğun bir maksuda zorlanamazsın. Nefsinle talep ettiğin bir murada da erişemezsin. Sonunda başarmanın alameti başlangıçta Allahu Teala'ya rücu etmektir. Başlangıcı parlak olanın sonucu da parlak olur.'' İçeriye emanet edilmiş gizli sırlar dışarıdakiler ile açığa çıkarlar. Hatla istillal ile hakka istillal arasında çok büyük fark vardır. Onunla delil getiren hakikati ehlinden öğrenir ve işi kökünden halleder. Ona delil getirmek ise ona daha ulaşmadığındandır. Yoksa o ne zaman kaybolmuş ki bulunsun ve ne zaman uzak kalmıştır ki eserler ona ulaştırılsın. Zengin olan zenginliğinden infak etsin ayeti, vuslat sahibi olanlar içindir. Kimin rızkı az ise sözü ise, salik olan kimseler içindir. Ona gidenler teveccüh nurlarıyla hidayet bulurlar. Ulaşanların ise muhacehe nurları vardır. Bilinciler nurlara muhtaçtır. Ulaşanlar ise işte nurlar onlar içindir. Çünkü onlar Allah Teala'dan başka hiçbir şeye muhtaç değildir.'' Allah de geç, sonra onları daldıkları şeyde bırak. Tüm gayretin içindeki ayıp ve kusurları izale etmek için olsun. Bu gaypları öğrenip sır sahibi olmaya gayret göstermekten daha hayırlıdır. Allah Teala perdelenmiş değildir. Perdelenmiş olan senin nazarındır. Eğer perdelenmiş olsaydı onu perdelenen şeyin örtmesi gerekirdi. Örten şey onu kuşatmış demektir. Bir şeyi kuşatan ise o şeye üstündür. Oysa kulları üzerinde üstün olan ancak O'dur. Allahu Teala'nın ubudiyetine muhalif beşeri sıfatlarından çık ki, çağrısına cevap veren, insan kamil ve onun huzuruna yakın olan bir kimse olabilesin. Bütün günahların, gafletin ve şehvetin temeli nefsinin rızasına uygun hareket etmektir. Bütün iyiliklerin, uyanıklığın ve iffetin temeli de nefsine muhalefet etmektir. Nefsini beğenmeyen bir cahilin arkadaşlığı, nefsini beğenen bir alimin arkadaşlığından daha hayırlıdır. Nefsini beğenen alimin ilmi yoktur. Nefsini beğenmeyen cahilin cahilliği yoktur. Aklın nuru Allahu Teala'nın sana yakın olduğuna şahadet eder. İlmin nuru ise onun var olduğunu, senin ise yok olduğuna şahadet eder. Hakkın nuru onun var olduğunu senin ise ne var ne de yok olduğuna şahadet eder. Hiçbir şey yok iken o vardır. O şimdi ise eskiden olduğu gibidir. Himmetini, isteklerini Allahu Teala'dan başkasına yöneltme. Çünkü hakiki cömertten arzular geri dönmez. Allah Teala'dan başkasına ihtiyacını arz etme. Çünkü ihtiyacı yaratan ve çözen odur ve sen kendi ihtiyacını çözemeyene ihtiyacını nasıl götürürsün? Eğer onun gücü olmuş olsaydı öncelikle kendi ihtiyacını giderirdi. Onun güzel sıfatlarından dolayı onun hakkında hüsnü zan edemiyorsan bari sana verdiği güzelliklerden dolayı hüsnü zan et. Çünkü o hep sana güzellikler vermiş ve sana birçok nimetler ulaştırmıştır. Kendisinden kopmaya mümkün olmayandan kaçan ve onunla kalıcı olmayanın peşinde koşanın durumu ne ilginçtir. Bir oluştan diğerine sefer etme. Yoksa gittiği yer az önce geldiği yer olan dolap beygiri gibi olursun. Yolculuk yaratılandan yaratana doğru olsun ki yolculuk sonuca varsın. Ve şüphesiz ki en son varış Rabbinedir. Kim ki Allah ve Resulü için göç ederse hicreti onun içindir. Eğer bir dünyalığı elde etmek veya bir kadınla evlenmek niyeti için hicret etmiş ise yine hicreti onun içindir. Eğer akıllı biriysen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü iyice düşünüp tefekkür et. Durumu seni gafletten uyandırmayan, sözü ile de seni Allah Teala'ya doğru teşvik etmeyen kişinin sohbetinde bulunma. Zahid'in kalbinden çıkan amel az olmaz. Dünya talebinde olan kimsenin kalbinden çıkan amel de çok olmaz. Güzel ameller güzel hallerin neticesidir.'' güzel haller ise kalplere inen makamların gerçekleşmesindendir. Zikrin huzuru kalp için değil diye zikri tamamen terk etme. Çünkü zikirden gafil olmak, zikrin içinde gafil olmaktan daha kötüdür. Ümid edilir ki Allahu Teala seni gafletle zikir de ede o gafletten uyanık bir zikre, uyanık zikirden huzurlu zikre ve ondan da masivadan gayb makamına yükseltebilir. Bu Allah Teala için hiç zor değildir. Kalbin ölmüş olmasının alameti odur ki Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmediğin için kalben mahzun olman, men ettiği şeyleri de yaptığına pişman olmamandır. Allahu Teala'nın rahmet ve şefkatini unutturacak kadar günahı büyütme. Zira Rabbinin keremini tanıyan kimse bilir ki günahları onun keremi karşısında küçük kalır. Eğer sana karşı adalet sıfatı icra edilirse küçük günahın yok. Eğer sana lütuf sıfatı icra edilirse büyük günahın yoktur. Kalplere en yakın amel odur ki o amelin varlığını unutmak ve kendisi yanında değersiz görmektir. Allah Teala sana kalbinin açılması ve nurlanması, hakkı hak görmen ve batılı batıl görmen için ilahi bir hediye olarak varidat ilfan nuru vermiştir başkasının elinden kurtulup eserlerin kulluğundan hürriyete kavuşasın. Yine sana varidatları gönderiyor ki beşeri sıfatların hapishanesinden şuhudun fezasına ulaşasın. Nurlar kalp ve sırların bineğidir. Nur kalbin askeri olup karanlık ise nefsin askeridir. Allahu Teala kuluna yardım etmeyi murad ederse imdadına nurun askerini gönderir. Karanlığın askerinden de uzak tutar. Keşif nura, hüküm basirete, yönelme ve yüz çevirme ise kalbe aittir. Taat ve ibadetine senden kaynaklandığı için sevinme. Ancak Allahu Teala'nın lütuf ve hediyesi olarak senden südur ettiği için sevin. De ki, bu Allah Teala'nın fazlı ve rahmeti sebebiyledir. İşte bununla sevinsinler. Çoğu kez varidatlar ansızın gelmektedirler. Ta ki kullar o feyizleri kabiliyetlerine bağlamasınlar.'' ona doğru seyredenlerle ona doğru vuslat edenler amellerini görmekten, hallerini keşfetmekten vazgeçmiştir. Çünkü seyredenler kendilerini ona karşı samimi görmezler. Vuslat edenler ise onun huzurunda kendilerini kaybetmiştir. Tamah tohumu ekmedikçe zillet dalları uzamaz. Hiçbir şey vehim kadar senin yularını çekmez. Önemsemediğin bir şeye karşı hür, tamah ettiğin şeye de kölesin.'' İhsan ve nimetleriyle Allah'a yönelmeyen imtihanla ona doğru çekilir. Nimetin şükrünü eda etmeyen o nimetin zevaline sebebiyet vermiştir. Nimetlere şükreden ise onları sağlam bağlarla bağlamıştır. Allahu Teala'nın hep sana ihsanda bulunup senin de ona mütemadiyen isyan edip sürekli bu isyanı arttırmaktan kork. Farkında olmadan nimetimi alacağım müridin cehaletindendir ki edepsizlik edip ve herhangi bir cezaya çarpılmadığından diyor ki, eğer edepsizlik olsaydı imdatlar kesilip uzaklaşacaktı. Bazen farkında olmadan imdatlar kesiliyor, uzaklaşıyor ve haberi bile olmuyor. Seni isteğinle baş başa bırakması bile uzaklık olarak sana yeter. Devamlı olarak virtleri çeken ve Allahu Teala'nın devamlı olarak yardımını nasip ettiği birini görürsen, yüzünde arif siması yok veya aşıkların neşesi yok diye Mevlasının ihsan buyurduğu lütfu küçük görme. Çünkü varit olmazsa bir de olmazdı. Bir kavim var ki Allah Teala hizmeti için seçmiş, bir kavim de var ki onları muhabbeti için tahsis etmiştir. Onların ve bunların her birine Rabbinin nimetinden bolca ulaştırırız. Rabbinin nimeti kimseden men edilmiş değildir.'' her sorulana cevap veren, her tattığına tabir veren ve her bildiğini dile getiren birini görürsen, bunu o kimsenin cahilliğinin delili olarak kabul et. Dünyada işlenen sevabın mükafatı ancak ahiret gününde verilir. Çünkü dünya o yüce mükafatın verilmesine yer olarak elverişli değildir. Zira fani olan da baki olan mükafat mümkün olmaz. Kim ki amelin tadını dünyada tattı ise bu gelecekte, ahirette amelinin kabul olmasının delili olur. Eğer Allahu Teala indinde yerini öğrenmek istersen, onun seni nereye oturttuğuna bak. Hayırda mı, şerde mi? Hangisi ise yerin odur. Ne zaman ki Allahu Teala seni itaatle ve ona bağlı kalmakla rızıklandırmış ise bil ki sana zahiri ve batini tüm nimetlerini tamamlamış demektir.'' Allahu Teala'dan isteyeceğin en hayırlı şey onun senden istediğidir. Taati kaçırdığı için üzülürken onu gelecekte toparlamaya gayret göstermemek mağrur olmanın alametidir. Arif kişi Hakk'a bir işarette bulunduğunda onu kendine işaretinden daha yakın bulan değildir. Bilakis Arif kişi onun vücudunda fani ve şuhudunda ermiş olması sebebiyle işareti dahi olmayan kişidir.'' Ümit beraberinde amel olan istektir. Ameli olmayan bir ümit boş bir temennidir. Arif'in Allah Teala'dan istediği kullukta sadakat ve yaratıcının hukukuna bağlı kalmaktır. Seni kabz haliyle tutmamak için bast eyledi. Bast haline bırakmamak için de kabz eyledi. Sonra ondan başka bir şeye ait olmayasın diye seni her iki halden de çıkardı. Arifler bast genişlik halinden kabz sıkıntı halindekinden daha fazla korkarlar çünkü bas zamanında edep edebudduğu içinde çok azarif durabilmiştir basta halinde ferahlık bulmakla nefis hazını alır ama kabz halinde nefsin hoşuna gidecek bir haz yoktur çoğu kere sana verir de mahrum bırakır çoğu kere de seni mahrum bırakır da verir mahrum bırakılmak senin için bir anlayış kapısı açıyorsa bu mahrumiyet ihsanın ta kendisidir Dünyanın zahiri kandırıcı, batini ise ibret doludur. Nefis dışına bakar, kandırılır. Kalp içine bakar, çok ibret alır. Sonsuz bir izzete sahip olmak istiyorsan, fani bir izzet olan dünya ile azizleşmek isteme. Hakiki tay bir anda uzun bir mesafeyi kat etmek, ahireti sana senden daha yakın görünceye dek sana dünya mesafesinin kısalmasıdır. Halkın vergisi ihsanı mahrumiyet, hakkın mahrum bırakması ise ihsandır. Rabbimiz Allahu Teala kulunun peşin amelini veresiye mükafatlandırmaktan yücedir. Seni tahte ehil kılması tahtine mükafat olarak yeter. Allahu Teala'nın amillerin kalplerine ibadet anında açmış olduğu huşu ve ünsiyet mükafat olarak onlar için yeter. Kim cennet arzusu veya diğer nimetler için veya azap ve afetlerden korunmak için Allahü Teala'ya itaat ederse yüce sıfatlarının hakkını eda etmemiştir. Sana verdiği zaman iyilik sıfatını gösterir. Men ettiği zaman da kahır sıfatını gösterir. O her iki durumda da senden tanınmak ister ve sana lütfunun varlığını gösterir. Senden bir şey men etmesine üzülmen onu hakkıyla anlayamadığındandır.'' Bazı kere taatin kapısını sana açmış da kabulünü açmamış. Bazı kere de günah işlemeyi takdir etmiş ama o günahı kavuşmasına vesile etmiştir. Zillet ve yalvarmaya götüren bir günah, izzet ve kibre götüren taatten daha hayırlıdır. İki nimet vardır ki hiçbir varlık bunların dışında değildir ve bunlar her varlıkta görülür. Var olma nimeti ve imdat nimeti önce seni imanlı olarak yarattığından ötürü lütufta bulunmuş sonra da arka arkaya küfür ve günahlardan korunman için imdatlar yaratmıştır yoksulluk sende zati bir sıfattır sebeplerin akışı sendeki gizli olan yoksulluğu hatırlatır sonradan gelen nimetler zati yokluğu ortadan kaldıramaz vakitlerin en iyisi de yoksulluğuna şahit olduğun ve sendeki yokluğa geri çevrildiğin vakittir ne zaman ki seni mahluklardan uzaklaştırırsa bil ki sana kendisiyle ünsiyet kapısını açmıştır. Ne zaman dilin taleple açıldı bil ki o sana vermeyi istemiştir. Arif'in Allah Teala'ya olan şevki zahil olmaz ve ondan başkası ile karar kılmaz. Zahirleri eserinin nuru ile sırları da sıfatlarının nuru ile aydınlatmıştır. Bundandır ki zahirlerin nuru batar kalp ve sırrın nuru batmaz. Gündüzün güneşi geceyle batar, kalbin güneşi ise asla batmaz. Belayı verenin Allah Teala olduğunu bilmen, sana belanın acısını hafifletir. Zira kaderde ki belaları sana gönderen, seni bol bol nimetlere alıştıran allah Teala'nın kendisidir. Basireti noksan olan Allah Teala'nın lütfunun kaderinden ayrı olduğunu düşünür ibadet yollarının birbirine karışması seni korkutmasın. Hevai nefsin galebesi seni korkutsun. Beşeri vasıfların zuhuru ile hususiyetin sırlarını gizleyen ve kulluğu ishar ederek rububiyetin azametini ortaya çıkaran Allahu Teala'yı tesbih ederim. İsteğin geciktiğinde Rabbini suçlama. Bilakis edebin gerisinde kaldığı için nefsini suçla. Seni zahirde emrine uyan kıldığı Batında ise kahrına teslimiyet ile rızıklandırdığında sana büyük bir ihsanda bulunmuş demektir. Her ne kadar bazı kimselere hususiyetler sabit olmuş ise de nefsin bütün afetlerinden bu kimseler kurtulmuş demek değildir. Virdi de ancak cahil kimse küçük görür. Rabbani marifetler ise ahiret gününde bulunur. Virt ise bu dünyanın fenasıyla o anda fani olur gider o zaman dünyada bu işlerde telafisi olmayan özenmek daha şayandır. Hem de virt onun senden isteğidir. Varit ise sen ondan istemektesin. Onun senden istediği nerede, senin ondan istediğin nerede? Yardımların gelmesi hazırlıklı olmasına göre, nurların parlaması da sırların paklığına göredir. Gafil kimse sabah olunca ne yapacağını düşünür. Akıllı kimse ise odur ki Allah-u Teala'nın kendisine ne yaptıracağını düşünür. Abidler ve zahitler her şeyde Allahu Teala'yı görmedikleri için onlardan sıkılmışlardır. Şayet her şeyde onu görselerdi hiçbir şeyden sıkılmazlardı. Allahu Teala bu dünyada mahlukatına bakmanı emretmiştir. Zati kemalini ise sana ahiret gününde gösterecektir. Senin sabredemeyeceğini bildiği için sana kendisinden zuhur eden şeyleri göstermiştir.'' Allah -u Teala insanın fıtratında usanç olduğunu bildiği için ibadetleri çeşitlendirdi. Fıtratındaki hudutlar aşmayı da bildiği için her zaman ibadet etmeyi değil, bazı zamanlarda ibadete emretti. Ta ki niyetin tek namaz kılmak değil, namazı ikame olsun. Zira her namaz kılan namaz ikame etmiş değildir. Namaz kalbi günah kirlerinden temizler ve gaybın kapısını açar. Namaz Allahu Teala ile münacat yeridir. Namaz kirleri temizleme kaynağıdır. Namaz sırların meydanlarını genişletir ve nurların parlaklığını artırır. Allahu Teala sendeki zayıflığı bildiği için namazın sayısını azalttı. Onun lütfuna ihtiyacını bildiği için de yardımını çoğalttı. İbadete mükafat istediğin zaman bil ki o da sadakatle ifa edilmesini talep eder. Sadakat olmadığı zaman o ibadete karşılık azap verilmezse senin için yeterlidir. Yapamadığın amele mükafat bekleme. Senden onu kabul etmesi mükafat olarak sana yeter. Sana iyiliği dilediği zaman sana güzel ameli yaratır ve o ameli sana nispet eder. Allahu Teala seni nefsine teslim ederse senin kötülüklerinin sonu gelmez. Eğer iyiliğini sana gösterirse senin iyiliklerinin sonu olmaz.'' onun rububiyet sıfatlarına bağlan, kendi kulluk sıfatlarını da iyi bil. Başka bir mahlukata ait bir şey iddia etmeli bile yasaklamışken, Rabbül Alemin olduğu halde onun bir vasfını iddia etmeni sana caiz kılar mı? İçindeki kötü huyları bertaraf etmeden nasıl olur da kerametlerin peşine düşmüş olursun? Talepte bulunmak değerli bir şey değildir. En güzel şey ise edeple rızıklanmaktır.'' kendinde hiçbir kuvvet ve irade görmemek kadar değerli bir talep, zillet ve muhtaç olmayı bildirmek kadar da ihsanın süratle insana ulaşması gibi hiçbir amel yoktur. Eğer sen illa da nefsin kusurlarını silmekle ve onları ibadet, taat ve zikirle yok edip Allah Teala'ya vuslat etmeyi düşünüyor isen yanılmışsın. Ona asla kavuşamazsın. Lakin o seni kendine ulaştırmak istediğinde senin vasfını ve naatını kendi vasıf ve naatıyla örter. Senin ona verdiğinle değil, onun sana verdiğiyle kendine ulaştırır. Onun güzel örtüsü olmasaydı, hiçbir amel kabule şayan olmazdı. İsyan ettiğinden ziyade, itaat ettiğinde onun hilmine muhtaçsın. Örtme iki kısımdır. Günahtan örtünme, günahın içinden örtünmendir avam olanlar halkın gözünden mertebesinin düşmesinden korkarak Allah Teala'dan günahta örtünmeyi isterler. Havas ise hakkın nazarından düşmekten korkarak ondan günahtan örtünmeyi talep ederler. Sana ikram eden, senin şahsında görünen o güzellik hakikatte Allah Teala'nın örtmesiyle olmuştur. O halde hamdü sena iyilik ve ikram edene değil seni örtenedir.'' Asıl arkadaşın senin ayıbını bildiği halde seninle arkadaşlık edendir. Ki o da kerem sahibi Mevla'dan başkası değildir. Arkadaşın hayırlısı Allah Teala'dır. Senden ona dönecek bir şey beklemeden seni isteyendir. Eğer sana yakinin şüphesizlik nuru saçılmış ise göreceksin ki ahirete yolculuk etmeden de daha yakındır ve dünya lezzetini de kaim bir fanilik bulutu kaplamıştır.'' Herhangi bir varlığın Allah Teala ile beraber olması seni ondan perdelememiştir. Çünkü onunla beraber herhangi bir varlık mevcut değildir. Seni asıl perdeleyen ondan başka bir varlığı zannetmendir. Varlıklarda zuhur etmeseydi gözler onları görmezdi. Şayet sıfatları doğrudan görülseydi varlıklar silinirdi, hiç görülmezdi. Batın olunca her şey ortaya çıktı. Zahir olunca da her şeyi ölümlü kıldı. Varlıklarda olana Allah Teala'nın cemali bakman emretti. Varlıkların zatına takılmasına da izin vermedi. Göklerde ve yerde olanlara bakınız emriyle sana anlayış kapısını açtı. Cisimlerin varlığını ona hicap olmasın diye göklere bakın demedi. Varlıklar onun sabit kılmasıyla var. Onun zatının birliği karşısında yok olur. İnsanlar seni iyi zannettikleri için met ederler. Sen de nefsini en iyi bildiğin için onu kötüle. Mümin met olunduğu zaman kendine layık görmediği ve nefsinde bulunmayan bir vasıftan Allah Teala'dan haya eder. İnsanların en cahili insandaki bir zan sebebiyle kendindeki bir gerçeği terk edendir layık olmadığın halde sana övgüler gönderiyorsa sen de metü senaya layık olan Allahu Teala'yı öv. Zahitler övüldükleri zaman halktan gördüğü için kabz daralma olurlar. Arifler ise övüldüklerinde onu haktan gördüğü için bast genişleme olurlar. Sana bir ihsanda bulunduğu zaman seviniyor, bir şeyden men edildiğinde sıkılıyorsan bil ki bu asalak bir kişiliğe sahip olduğunun ve kullukta da sadık olmadığının delilidir. Sen de günah vuku bulduğunda Rabbinin seni istikametten çıkarmış olduğu yeyisine girmeyesin. Olabilir ki bu takdir olunan en son günahın olur. Sana ümit kapısının açılmasını istiyorsan ondan sana gelene bak. Korku kapısının açılmasını istiyorsan senden ona gidene yani kulluğuna bak çoğu kez de genişlik aydınlığında elde edemediğin faydayı sana sıkıntılar karanlığında verir. Hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Nurların doğdukları yerler kalpler ve sırlardır. Kalbe emanet edilmiş bir nur vardır ki kaynağı gayb hazinesinden akıp gelir. Bir nur vardır ki onunla sana kainatın haline baktırır. Bir nur da vardır ki Allah Teala yüce sıfatlarını onunla sana keşfettirir. Nefisler nasıl ki ayıarlarının yoğunluğuyla perdeleniyorsa, kalpler de bazen nurlara takılıp kalır. Sırların nurlarını zahiri örtülerle gizledi, ta ki o sırların yüceliği aşikarı olmakla o yüceliği noksan olmasın ve şöhret diliyle de onlara çağrılmasın. Evliyasına ulaşmayı kendisine ulaşmaya vesile kılan ve ancak kendisine ulaştırmak istediği kimseyi evliyasına ulaştıran Allah Teala'yı tesbih ederim. Bazen de seni ruh âlemine ait sırlara muttali kılmış, kulunun sırlarını sana gizli tutmuştur. Allah Teala kullarının sırlarına kimi ulaştırmış ise ve o kimse ilahi rahmetle ahlaklanmamış ise, bu ulaşma onun için fitne ve vebale girme vesilesi olur.'' Nefsin günahtaki payı açık ve belirgindir. Taatlerdeki hazzı ise gizli ve belirsizdir. Nefsin gizli olan hazzının tedavisi ise daha zordur. Bazen insanların görmediği yerde bile ibadetine riya girer. Hususiyetlerini halkın bilmesini temenni etmen kulluğunda sadık olmadığını gösterir. Halkın nazarını hakkın nazarında yok et. Allah Teala'nın seni kabul etmesine iltifat et.'' halkın kabulüne değil. Hakkı tanıyan onu her şeyde görür. Hak'tan fani olan her şeyden gayb olur. Onu sevene hiçbir şey tesir etmez. Allah Teala'yı görmemenin sebebi ona çokça yakın olmaktandır. Perdelenmiş olması ise onun zuhurunun şiddetindendir. Gözlerden gizlenmiş olması ise nurunun azametindendir. Talebin ondan gelecek bir nimetin vesilesi için olmasın. Yoksa onu gerçekten tanımamış olursun. Talebin ancak ona kulluğunu ishar etmek ve rububiyetinin hakkını eda etmek için olsun. Sonradan yapılan talepler ezelden belirlenmiş ihsanların sebepleri nasıl olsun? Ezeli hükümler sebeplere bağlı olmaktan yücedir. Allah Teala'nın sana yardım etmesi senin sebebinle değildir. Yoksa onun yardım ve muhafazası sana yöneldiğinde sen neredeydin? Ezelde kulunun ihlaslı bir ameli ve varlığı yoktu. Allah Teala'nın sonsuz ikram ve lütuf sahibi olmasıydı. Allah Teala kulunun kendi gayretine dayanacağını bildiği için rahmetim istediğim kişiyedir buyurmuştur. Onları öyle bırakırsa ezeldeki hükme dayanıp taati terk edeceklerini bildiği için rahmetim iyi taat işleyenlere yakındır buyurmuştur. Her şey Allah Teala'nın isteğine dayanır. Çünkü onun dilemediği şeyin olması imkansızdır. Onun isteğine ise hiçbir şey dayanmaz. Arifler edepten dolayı kısmetine itimat edip zikriyle meşgul kalıp çoğu kez istekte bulunmamışlardır. Ancak gaflette kalabilen kimselere hatırlatmak gerekir ve de ihmal edecek kimseler uyarılır. Fakru zaruretin gelmesi mürit için bayramdır.'' Bayram günleri insanlar için şenlik ve ferah getiren özel günlerdir. Bu günler avam içindir. Bazen yoksullukla elde edilen kazanç namaz ve oruç ile de elde edilememiştir. Yoksulluk ihsanların serilmesidir. İlahi vergilerin sana akmasını istiyorsan fakru zaruretten yana ol. Çünkü sadakalar fakir ve miskinler içindir. Sen kendi vasıflarını bil, o sana kendi vasıfları ile yardım eder. Zilletini bil ki izzetiyle sana yardım etsin. Acziyetini bil ki kudretiyle sana yardım etsin ve zayıflığını bil ki kuvvetiyle sana yardım etsin. Bazen istikameti kemale ermeyene de keramet verilir. Hakk'ın seni bir makamda tutmasının alameti o hali sana sonuçlarıyla beraber devam ettirmesidir. İrfan ilmini ifade ederken kendi iyiliklerinden olduğunu düşünen kimseyi hatalar susturur. Allah Teala'nın ihsanlarını anlatanı ise hiçbir günah susturamaz. Hikmet ehlinin nuru sözlerinden evvel kalplere varır. Nur nereye kadar gitmişse söz de oraya kadar ulaşır. Kalp nur elbisesi giyerse sözü de nurlu olur. Konuşmasına müsaade edilenin sözü halkın kulağına hoş görünür, işaretleri halka ayan olur. Açıklanmasına izin verilmemiş hakikatlerin nurları kapalı olarak ortaya çıkarlar sır içindeki söylemleri ya vecdin taşınması için veya müridin hidayeti kastıyladır. Birincisi saliklerin, ikincisi ise hakikat ehlinin halidir. Manevi yorumlar dinleyen müritlerin gıdasıdır. Herkesin iştahına göre gıdası da değişir. Makamdan haber veren bazı zaman nasıl bulduğunu, kimi bazı zaman ise vuslatı bahseder. Bunu ancak basiret sahibi anlar salik için varidatını, vehbi ilimlerini dışarıya vermek uygun değildir. Çünkü ifşa etmesi amelin kalpteki tesirini azaltır ve onu Rabbine sadık olmaktan alıkoyar. Asıl verenin Mevla olduğunu görmeyinceye kadar mahlukattan bir şey almak için elini uzatma. Eğer böyleysen ilme, şeriat ve hakikate göre uygun olarak alabilirsin.'' Arif çoğu zaman kadere dayanarak ihtiyaçlarını Allahu Teala'ya arz etmekten utanırken nasıl olup da ihtiyaçlarını mahluklara götürmekten utanmazsın? İki hayırlı iş hakkında hangisinin daha hayırlı olduğuna dair tereddüte girersen nefsine hangisi ağır geliyorsa onu izle. Çünkü ona ağır gelen daima haktır. Nafile ibadetler peşinde koşup vacip amellere tembellik etmen Nefsin isteklerine uyma alametidir. İbadeti vakitlere bağlamış, ta ki ihmal edip yarıncılık etmeyesin. Vakitleri de geniş tutmuş ki, huzur, sükunet ve layıkıyla ifadesin. Kulların ibadetlere karşı olan tembelliklerini bildiği için onlara ibadeti mecbur kılmıştır. Onun zinciriyle ibadete, ibadetin zinciriyle de cennete çekmiştir o sana taati vacip kılarken aslında cennete girmeni vacip kıldı. Allah Teala'nın kendisini nefsi arzulardan kurtarmasını ve gafletten çıkarmasını garipseyen kimse, onun ilahi kudretine aczi isnat etmiştir. Oysa Allah'ın her şeye gücü yeter. Bazen de karanlıklar sana Allah Teala'nın nimetlerinin kadrini öğretmek için gelir. Nimetin verilmesiyle kadrini bilmeyene, alınmasıyla kadri bildirilir.'' şükrün hukukunu yerine getirmem imkansızdır diye bir şaşkınlığa düşme. Bu senin değerini düşürür. Nefsin hevasının tadının kalbe yerleşmesi çaresi zor bir hastalıktır. Bunu kalpten men edici bir korku veya cezbedici bir şevkten başkası çıkaramaz. Müşterek ameli sevmediği gibi müşterek kalbi de sevmez. Ortak ibadeti kabul etmez. Ortak kalp sahibine de kabul görmez. Bazı nurlara ulaşmaya Bazılarında da içine girilmesine izin verilmiştir. Bazen kalplerin üzerine nurlar yağar. Kalbi eserler suretiyle dolu görüp geri döner. Kalbini yaratılanlardan boşalt ki ilahi marifet ve sırlarla dolsun. Allah Teala'dan gelecek varidatları gecikmiş bulacağına nefsini ona yönelmeye gecikmiş olarak bul düşün. Vakitlerdeki hakların kazası mümkündür. Ama vakitlerin hakkının kazası mümkün değildir. Zira gelen her vakitte Allah Teala'nın senin üzerinde bir hakkı ve tekitlenmiş emri vardır. Sen Allahu Teala'nın bu vakitteki hakkını terk edip diğer vakitlerin hakkını nasıl kaza edersin? Kaçırdığın ömrün bedeli olmadığı gibi elde ettiğinin de ustatın dışında kıymeti yoktur. Neye sevgi beslemiş isen ona kölesin. Halbuki Allah Teala senin kendisinden başkasına köle olmanı istemez. Taatın ona bir fayda sağlamayacağı gibi günahın da ona zarar veremez. Sana şunu emredip bunu yasaklaması yine sana dönecek bir fayda içindir. Kişinin ona yönelmesi onun izzetini artırmadığı gibi yüz çevirmesi de izzetini eksiltmez. Allah Teala vuslat onu bilmeye ulaşmak demektir.'' Oysa Rabbimiz bir şeyin ona veya onun bir şey bitişmesinden yücedir. Ona yaklaşmandan maksat onun sana yakın olduğunu görmen demektir. Oysa sen nerede, ona yaklaşmak nerede? Hakikatler, manevi ilimler tecelli anında açıklamasız olarak kalplere inerler. Tecelli kalktıktan sonra beyanları zihinlerde oluşur. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda onu dinle sonra onu açıklamak bize aittir. İlahi varidatlar sana geldiklerinde sendeki alışkanlıkları yok ederler. Varidatlar kahhar olan Allah Teala'dan geldikleri için karşılaştıkları her şeyi yıkarlar. Gerçeği batılın başına çarparız ve onun beynini parçalar. Böylece batıl ortadan kalkar. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü yazıklar olsun size.'' Allah Teala bir şeyle nasıl perde olur? Çünkü o perde olacak şeyde bile zahir olur, hazırdır ve mevcuttur. Kendisinde huzur bulamadığın amelin kabulünden ümitsiz kalma. Semeresi hemen görülmeyen ameller de bazen kabul edilir. Sonucunu bilmediğin varidatı teski etme. Çünkü buluttan amaç yağmur değil meyvedir. Varidatın Allah'tan gelen feyzin nurunu sana yansıtmışsa, sırları sana tevdi edilmiş ise, bekasına talepte bulunma. Çünkü Allah Teala sana yeter. Ondan başkasına göz dikmen onu bulamadığını gösterir. Onun dışında bir şeyi kaybetmekten dolayı yalnızlık hissetmen daha ona ulaşmadığının delilidir. Nimetler zahirde çeşitli olsalar da onlar ancak onun yakınlığı ve şuhûdu ile gerçek halini alır. Azapta, zahirde muhtelif olsalar da aslında acısı ondan mahcup olma sebebiyledir. Öyleyse acının sebebi perdelenmektir. Lezzetin sebebi de dostun yüzüne nazar etmektir. Kalplerde duyulan üzüntü ve kederler hep onu görmekten mahrum olmak sebebiyledir. Sana yeterince rızık vermiş ve azgınlıktan men etmiş ise sana nimetin tamamının verilmiş olduğunun delilidir.'' Seni sevindiren az olsun ki üzenin de az olsun. Eğer dünyayı başta talep ettin ise de sonunda ondan çekinmeye mecbur kalacaksın. Görünüşü seni çağırıyor ise de batının da seni kendisinden men ediyor. Dünya cahiller içindir. Kedeller için hazırlanmıştır. Senin için ondan sakınmak gerekir. Senden kabul olunmayan ilim senin için mücerret nasihat kabul etmeyen ve zevklerinden tattığın zaman ayrılması sana kolay olmayandır. Asıl fayda veren ilim, kalbi aydınlatan ve örtüleri kaldırandır. Hayırlı ilim, beraberinde Allah Teala korkusu olandır. İlim, beraberinde Allah Teala korkusu varsa lehindedir, yoksa aleyhindedir. Ne zaman ki insanların teveccühü gider, ve kötülükleriyle sana yöneldiklerinde sen Allah Teala'nın koyduğu ilmine yönel. Eğer sendeki ilim fayda vermiyorsa varlığındaki ezası yokluğundaki olan musibetinden daha şiddetli olur. Allahu Teala'nın insanlarla sana eziyet vermesinin sebebi insanlara güvenmemen içindir. Her şeyden incinmenin sebebi onlardan uzak kalman içindir. Şeytanın senden gafil kalmayacağını biliyorsun o zaman sen de her şeyin eli kudretinde olan Allah Teala'dan gafil kalma. Allah Teala şeytanı sana düşman kılmış ta ki Allah'a sığınasın. Nefsin tahrikini de yaratmış ki ona yönelmen devam etsin. Kendisine tevazu isnat eden kişi hakikatte kibirlidir. Çünkü tevazu yükseklikten iniştir. O halde mütevazı olduğunu iddia ettiğin zaman kibirlisin demektir.'' Mütevazi o kimse değil ki tevazuda bulunduğunda kendini yaptığının üstünde görsün. Mütevazi odur ki tevazuda bulunduğunda yaptığının altında kendini görmektir. Gerçek tevazu sıfatlarının tecellisi ve Allahu Teala'nın azametinin görünmesiyle oluşandır. Allahu Teala'nın vasıflarını görmekle sıfatlarından çıkarsın, erirsin. Kâmin müminin Allah Teala'ya hamdü senada bulunması nefsini metinden alıkoyar. O kişi Allah Teala'nın hukuklarını anmakla nefsinin hazını anmaktan alıkonulur. Seven o değildir ki sevgisinden bir karşılık bekler. Hakiki seven odur ki veriyor, karşılık beklemiyor. Eğer nefsin arzuları olmasaydı seyrüsülük tahakkuk etmezdi.'' Zira sevgilinle aranda mesafe olmazdı ki mesafe olsun. Keza ayrılık olmazdı ki vuslat olsun. Allah Teala seni mülkü ve melekut arasında vasıta kılmıştır. Sen onun yarattıkları ile arasındaki yüksek kudretini bilesin. Sen durumunu yükseltebilecek sedef içindeki mücevhersin. Varlıklar cismaniyette seni kuşatır fakat ruhani hususiyetler konusunda seni kuşatamaz.'' Dünyada olup ilim ve marifet alanı ona açılmadıysa o, nefsin arzusunun tutsağı ve zatı da heykelinde, cesedinde mahsur kalmıştır. Yaratanı müşahede etmediğin müddetçe yaratılanlarla berabersin. Yaratanı müşahede ettiğin zaman yaratılanlar seninle beraberdir. Yaratanı müşahede ettiğin zaman ise yaratılanlar seninle beraberdir. Allahu Teala'nın lütfu ile verilen hususiyet, beşeriyet sıfatını yok etmiş değildir. Belki güneş gibidir. Ufuktan yer yansımışsa aydınlık olur, çıkmamışsa karanlıktır. Aynen Allah Teala'nın lütfu insana yansıdığında aydınlık ve nur, yansıma kesildiğinde eski karanlık haline döner. Eserlerinin vücudu ile isimlerinin vücuduna, isimlerinin vücudu ile sıfatlarının vücuduna, sıfatlarının sübutu ile zatının vücuduna dalalet etmiştir. Cezbe erbaplarına Allah Teala'nın zatının kemali onlara keşif olunur. Sonra sıfatının müşahadesi, daha sonra ismine bağlı kalmasına, ondan da eserlerinin görmesine. Sülük erbabı ise onların tersine müşahede ederler. O zaman cezbe ehlinin başlangıcı saliklerin sonucudur. Saliklerin başlangıcı ise cezbe erbabının sonucudur yalnız birleştikleri noktalarda da aynı durum ifade edilemez. Bazen yolda karşılanıp salik terakki yani halktan hakka cezbe erbabı da tedelli de yani haktan halka yükselip alçalırlar. Kalbin nuru ve sırrı ahiret aleminde ancak miktarı kadar bilinir. Nasıl ki gökyüzündeki nurların miktarı ancak dünya aleminde bilinirse. İtaatin semeresini dünyada sezmek Amelin amelinin mükafatını acilen görmesinin müjdesidir. Sana tasadduk ettiği bir amelin karşılığını nasıl istersin? Sana hediye edediği bir ihlasın mükafatını nasıl dilersin? Bir kavim var ki nurları zikirlerinin önüne geçmiş. Başka bir kavimde var ki zikirleri nurların önüne geçmiş. Başka diğer bir kavimde vardır ki nurları ve zikirleri beraber gitmektedir. Başka bir kavmin ise ne nurları ne de zikirleri vardır. Bunlardan Allahu Teala'ya sığınırız. Bir zakir ki kalbinin onunla nurlanmasına vesile olsun diye zakir olur. Başka bir zakir var ki kalbi nurludur, devamını sağlamak için zakir olur. Bu kimse zikri hidayete vesile olur. Nuru da ona kılavuzluk eder. Zikir batında görülen fikirde olandır. Yoksa zahirde görünen zikir değildir. Sen şahit olmadan Allahu Teala seni müşahede etmiştir. Zahirde heybete ona atfettiğin gibi kalplerde ve sırlarda birliği ona tahakkuk nispet ettir. Allah Teala üç şeyle sana ikramda bulunmuştur. Birincisi seni zikir ehli etmiş. Eğer onun dilemesiyle olmasaydı dilinden o zikir çıkmazdı.'' İkincisi seni yanında zikir ettirdi, sana Allah Teala'nın evliyası dostu dedi. Üçüncüsü yanında seni zikir etti, böylece nimetin en yücesini sana verdi. Bir ömür var ki zamanı uzun faydası az olur. Bir ömür daha var ki zamanı kısa fakat faydası çok olur. Bir kimse ki ömründe zamanın bir kolaylığına kavuşursa Allah Teala'nın nimetine kavuşursa. Bunu sözlerle ifade edemediği gibi işaretlerle dahi belirtemez. Hayal kırıklığı, ilahi rahmetten mahrum kalmamak ve meşguliyetlerden, endişelerden kurtulmak istiyorsun. Sonra da ona yönelemiyor, engellerini azaltmıyor ve yönelmeye çalışmıyorsun. Tefekkür, yaratıkların alanında kalbin gezintisidir. Tefekkür, kalbin lambasıdır. Kalpte tefekkür olmayınca aydınlık da olmaz. Tefekkür iki çeşittir. Birincisi inanç ve tasdikten oluşur. İkincisi şuhud, Hakk'ı hak vasıtasıyla görmek ve ayan eşyanın ilahi ilimdeki suretiyle tefekkürdür. Birincisi saliklerin yolu, ikincisi ise şuhud ve basiret sahibi olanlarındır.